Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Anlaşma tamam. Türkiye'den 60 adet Akıncı TİHA alacaklar. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini Körfez ülkelerine yapması Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğinin işaretiydi. 60 adet Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2025-2026 yılları arası teslim edileceği bilgisinin fuar esnasında paylaşılması, Türkiye-Suudi Arabistan yatırım hacminin ilerleyen senelerde hangi boyutlara varacağını gözler önüne serdi. Körfez Araplarına göre Türkiye hem Müslüman hem de modern bir ülke. Modernite ve İslam'ı bir arada uyumlu bir şekilde yaşayan ülke olarak görülen Türkiye son 20 senede birçok alanda gözle görülür gelişimiyle örnek alınan bir ülke oldu. Türkiye savunma ürünlerinde yıllarca dışa bağımlılık yaşayarak bu bağımlılığın bütün olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmiş bir ülke. Birçok defa asılsız gerçeklerle ürün veya parça temininde yüzüstü bırakılarak çifte standartlara maruz kaldı. Bu imkan ve kabiliyet dünya üzerindeki birçok savunma şirketi tarafından sağlanmayan bir özellik. Varsayacak olursak Pakistan, BN, Milken projesindeki gemileri Asfalt'tan değil de ABD'li bir şirketten temin etseydi, müdahale hakkı olmayacak, alternatif atış platformu veya farklı bir radar entegresi gibi taleplerde bulunamayacaktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu yıl ikincisi düzenlenen World Defense Show, Türk şirketlerinin adeta çıkarma yaptığı bir fuar oldu. 60 adet Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2025-2026 yılları arasında teslim edileceği bilgisinin fuar esnasında paylaşılması, Türkiye-Suudi Arabistan yatırım hacminin ilerleyen senelerde hangi boyutlara varacağını gözler önüne serdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün TRT'ye verdiği röportajda belirttiği ihracat rakamlarının 2023 senesinde bir önceki seneye oranla %27'den fazla bir artış gösterdiği hususu, yine Türkiye-Suudi Arabistan arası savunma sanayi ihracatında kazanılan ivmeyi açık bir şekilde gösterdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.